Buyurun dedim. Benim dedi genel müdürüm senden özür mü diledi dedi. Evet özür diledi dedim. Sen yavşak bir adamsın, yalan söylüyorsun dedi. Allah'a şahit gösteriyorum, çocuklarım üstüne yemin ediyorum. Bana hayatımda daha babam yavşak demedi. Belediyeyi yöneten bir yönetici, bu belediyenin meclis üyesi bir başkana yavşak diyemez. Ben de ona iadesiyle küfrettim ve kapattım. Sen adi bir adamsın. Bir belediye başkanına sorumsuzca iftira ediyorsun. Terbiyesizlik ediyorsun, adilik yapıyorsun. Başkan, buna hiç başkan, başkan o zaman bak bir şey söyleyeyim sana. Adam seviyesizlik yapmışsa sen de aynı seviyeye düşüyorsun. Ben niye? Ben sen belgeyle konuşuyorum. Yapma sen. Ben belgeyle konuşuyorum. Hayır bak ben, ayrı bir şey bak. Ben belgeyle konuşuyorum. Belgeyi savcılığa ver, cezasını görsün. Hiçbir şey demiyorum ben. Bak ben bir şey demiyorum. Ay bak şimdi. Ben bir şey demiyorum. Ben konuştum. Adam yanlış yaptığını o günkü sinirle söylediğini söyledi. Ben doğru değilim. Bak şimdi ama bak şimdi sen bize burada kamuoyunda konuşursan onun seviyesine hani onu konuşursan bu doğru olmaz. Bu doğru olmaz. Ben büyükşehirin meclisiyim. Hayır bu doğru olmaz. Sizin atadığınız biri bana yavşak diyorsa bizim hepimiz olmamak. Hayır sen ya sen de başka bir şey diyorsun ona. Ben de diyorum ki düşme oraya. Sen benim yerimde olsan düşme. Ne yapardın? Bak ben seni aradım. Ben seni aradım başkan. İki sefer aradım. Bu işi tasvip etmemiz mümkün değil. Ben sana söyledim bu doğru. Ne kadar haklı olursa olsun bir insan bu böyle hitap etmesi doğru değil. Ben sana söyledim bunu. Çok yakın bir zaman içerisinde Pozantı Belediyesi üzerinden bir ekmek büfesi polemiği yaratıldı. Bunu Ceydan Başkan'a Sayın Bey'le de bizzat söyledim. Dedim ki sizin bilginiz olmadan belki birileri provoke ediyor, bizi karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar diye de konuştuk. Biz ateşi aşağı çekmeye çalıştıkça belki de belediye başkanının bilgisi bile olmadan bir takım bürokratları ya da Pozantı'da Cumhuriyet Halk Partisi temsil eden siyasi unsurlar ateşin altına habire har vuruyorlar. Nedir bu? Göstereceğim. Şu büfe şu an Pozantı Belediyesi'ne çok yakın Ziraat Bankası'nın arkasında Pozantı Belediyesi'nin de sorumluluğu olan Araç Sokak'ta. Ekmek satışına devam ediyor. Aynı gün getirdikleri büfe bak. Aynı gün ikisini beraber getirdiler. Bu büfede satış devam ediyor. Hiçbir müdahalemiz yok. Bu da Akçatekir'deki belediye binasının önüne, makamın önüne konulan büfe. Zeydan Başkan gelirse, Zeydan Başkan'ın makam arabasını alıp da karşılayacağım yer. Bunun doğru olmadığını ifade ettik. Bunun dışında daha öncesinde yine Pozantı'ya getirilen seyyar satılırken seyyar olmaz dedik. Şu an Pozantı Zafer Mahallesi'nde sağlık ocağının önünde ekmek satışının devam ettiği büfe. Bir tane müdahalemiz olmadı. Biz Akçatekir Hizmet Binası'nın önüne bunun doğru olmadığını, bu mucitler kimse Zeydan Başkan'ın makam ödesinin önüne de götürün bir tane büfe koyun dedim. Çünkü ahlaki değildi. Ve bunun üzerine Zabıta Daire Başkanı, benim eski hem meslektaşım arkadaşım, hem zabıta olarak arkadaşım, hem de emniyetten arkadaşım, beni aradı. Dedi ki Mustafa abi senin yanına geliyorum. Geldi beraber istişare ettik. Dedi ki abi hakikaten olmamış. Bana 2-3 gün müsaade et. Bunu buradan kaldırtıracağız dedi. Tekirdeki kösenin karşısındaki Ziraat Bankası bankamatiğinin arka tarafında bir yer yaparak buraya kaldıracaklarını söyledi. Tamam Ercan'cığım dedim. Gayet makul. Ercan Bey benim yanımdan ayrıldı. 15 dakika sonra Oda TV'de ve KRT'de Milliyetçi Hareket Parti belediye ekmek satışını engelliyor diye haber yapıldı. Bu nasıl bir ahlaksızlıktır? Bu ne adiliktir? Gösteriyorum bakın satışlar devam ediyor ama birileri provoke ediyor. Sonra ben cevap hakkım doğduğu için üstümde kalacak yoksa ekmek satışı yaptırmıyoruz diye bunun böyle olmadığını sosyal medya hesabım üzerinden açıklama yaptım. Ve Adana'da burada bulunan basın mensuplarında birçoğu benim lehimde doğru noktada haber yaptılar. Ve bu haberden sonra Ulaşım Anonim Şirketi'nin, belediyemize ait Ulaşım Anonim Şirketi'nin genel müdürü Sayın Hepsa, hatta dışarı çıkmıştım, emin olun dışarı çıkmıştım bakımdan gidiyordum. Beni aradı, dedi ki başkanım eğer ben şu an Tekirdeyim, müsaitseniz 5-10 dakikasını ziyaret etmek istiyorum dedi. Çıkmıştım ama dönüyorum kardeşim buyur gel dedim. Makamıma geldi. Elinde ikramdan bir de tatlı getirdi. Nezaketiyle geldi. Nezaketimle karşıladım. Bana şu cümleyi kurdu. Dedi ki başkanım gerçekten arkadaşlarım adına ben özür diliyorum. Allah'a şahit tutuyorum. Çocuklarım üstüne yemin ederek söylüyorum. Aynen böyle oldu. Dedi ki hakikaten olmamış oraya.
bize bir müsaade, hatta dedi ki yine onun bu tarafındaki, yani şu büfenin, bu sefer şurada bir emlakçı var, emlakçının olduğu yerde köşede, dedi ki oraya çeksek. Dedim ki artık bu bizim namus meselemiz oldu, belediyenin önünde bu olmaz. Yani 2-3 kilometrelik koca Tekirde caddede yer mi bulamadınız dedi. Tamam abi dedi, anlaşıldı dedi, yapacağız dedi. Ve bana telefonunu ver. Dedi ki abi bundan sonra senin muhatabın benim. Hani bizi temsil eden insanlar bazen hata yapabiliyorlar, biz de göremeyebiliyoruz dedi. Koordinatör diyoruz, bir şey diyoruz dedi. Sorumluluk veriyoruz ama ben her yerde olamam dedi. Tamam kardeşim dedim, saygı gösterdim. Ve o gittikten sonra yine sosyal medya hesabımdan bir gün önce Zeydan Başkan'la Sayın Bey'le konuştuğumuz konu üzerine ya bu işi düşürelim dedi. Söylediği söz burada. Bunun üzerine hani hem Milliyetçi Hareket Partisi cephesinden hem Cumhuriyet Halk Partisi cephesinden bu ateşi düşürmek adına aslında nezaket yaptım. Dedim ki beni Ulaşım AŞ'nin genel müdürü falan ziyaret etti ve ziyaretiyle ilgili benden özür diledi, kaldıracaklarını söyledi. Çözüm odaklı anlayış için teşekkür ediyorum diye yazdım. Sosyal medya hesabım halen duruyor. Aynısını Zeydan Başkan'a da mesaj olarak yolladım yazdığımı. Ne hikmetse aradan yarım saat geçti ben bunu yayınladıktan sonra. Bende kayıtlı değil telefonu. Bir numara aradı, baktım ben. Çünkü numaralara genelde bakarım, hepsine bakarım müsaitsem. Baktım dedi ki ben Ulaşım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Özdemir dedi. Buyurun dedim. Benim dedi genel müdürüm senden özür mü diledi dedi. Evet özür diledi dedim. Sen yavşak bir adamsın, yalan söylüyorsun dedi. Allah'a şahit gösteriyorum, çocuklarım üstüne yemin ediyorum. Bana hayatımda daha babam yavşak demedi. Belediyeyi yöneten bir yönetici bu belediyenin meclis üyesi bir başkana yavşak diyemez. Ben de ona iadesiyle küfrettim ve kapattım. Sonra Zeydan Başkan'ı aradım. Zeydan Başkan o gün Tufan Beyli'deydi. Elim ayağım titriyor bir yerden. 3-4 defa aradım, cevap vermedi çünkü açılıştaydı, şeydeydi, temel atmadaydı. Daha sonrasında döndü, kendisine izah ettim. Dedim ki başkanım o koltukta oturtturmayacaksın. Benden özür dileteceksin kamuoyu önünde dedim. İşte yüzü. Ne hikmetse hiçbir şey olmadı. Ama sosyal medya hesapları durmadı. Kadir Özdemir sen ne kadar temiz bir adammışsın. O günden beri bana sosyal medya üzerinden sürekli mesajlar geliyor. Ne belediyeyi basanlar kaldı ne de 4000 lira maaşla imza attığın ama 1000 lira ödediğin, sana dava açmış olan Adana Bölge Adliye Mahkemesi 11 Hukuk Dairesi'nde kaybettiğin antrenörün hırsızlığın kaldı. Sen hırsız sensin. Sen adi bir adamsın. Ve başka bir şey söyleyeceğim. Yo bir dakika. Benim başkan, konuşma hakkım var. Hayır, ben belgeyle konuşuyorum. Ya bu gerek yok buna. Ben eski bir emniyetçiyim ve belgeyle konuşuyorum. Hayır Mustafa Başkan. Başka bir şey söyleyeceğim. Tamam. Elinde belge bilgi tamam. Varsa savcılığa vereceksin. Varsa değerli bir suçluluk desin abi yani. Değerli arkadaşlar ben Büyükşehir'in meclis üyesiyim. Evet. Büyükşehir'in Ulaşım AŞ'inde yönetim kurulu başkanlığını yaptım. Şu faş haricinde hiçbir Büyükşehir İktisadi Teşebbüsü'nün gıda yardımı yapmak gibi bir görevi ve sorumluluğu ana sözleşmesinde yoktur. Kadir Özdemir'in Ulaşım AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptığı yerde elimde ETAB'ın belgeleri var. 7/1/2021 tarihinde ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere yemek hizmeti alma ile ilgili Adana Ulaşım AŞ Organizasyon ETAB üzerinden bir ihaleye çıkıyor. Muammen bedel 1.617.000 lira. İhale gerçekleşti mi diye takip ettim, bakıyorum. Sonra 1.247.000 liraya Asya Yemekçilik tarafından yapılıyor. Yani sen görevin olmayan işleri yaparken bir belediye başkanına sorumsuzca iftira ediyorsun, terbiyesizlik ediyorsun, adilik yapıyorsun. Başkan, o zaman bak bir şey söyleyeyim sana. Adam seviyesizlik yapmışsa sen de aynı seviyeye düşüyorsun. Ben niye? Ben sen belgeyle yapma. Konuşuyorum. Yapma sen. Ben belgeyle konuşuyorum. Hayır bak ayrı bir şey bak. Ben belgeyle konuşuyorum. Belgeyi savcılığa ver, cezasını görsün, hiçbir şey demiyorum ben. Bak ben bir şey demiyorum. Hayır bak şimdi. Ben bir şey demiyorum. Ben konuştum. Adam yanlış yaptığını o günkü sinirle söylediğini söyledi. Ben doğru değil. Bak şimdi sen bize burada kamuoyunda konuşursan onun seviyesine onu konuşursan bu doğru olmaz. Bu doğru olmaz. Ben Büyükşehir'in meclis üyesi. Hayır bu doğru olmaz. Sizin atadığınız biri bana yavşak diyorsa bizim hepimiz olmamak. Hayır sen gidiyor. Ya sen de başka bir şey diyorsun ona. Ben de diyorum ki düşme oraya. Sen benim yerimde olsan düşme. Ne yapardın? Bak ben seni aradım. Ben seni aradım başkan. İki sefer aradım. Bu işi tasvip etmemiz mümkün değil. Ben sana söyledim, bu doğru. Ne kadar haklı olursa olsun bir insan, bu böyle hitap etmesi doğru değil. Ben sana söyledim bunu. Bunu bizim anlayamamız mümkün değil. O zaman görevden alacaksınız, sayın başkanım. Başkanım bir bak şimdi şey bak. Bak şimdi ben sana dedim ki. Adım bunu, atacaksın. Ben belge bilgi varsa bunu savcılığa ver. Onu da bize bırak ama sen burada konuşmayı tercih ettin. Yapacak bir şey yok. Tabii konuşacağım. Yani, konuş ben bir şey demiyorum. Kamuoyuna mal olmuş bir gerçek konuş var. Ben bir şey demiyorum canım. Allah Allah konuştun zaten. Ve adamın yaptığı kem orada oturuyor hala. Kürsü herkese açık. Evet. Peki. Evet değerli arkadaşlar. Peki. Bunun dışında bu konu anlaşıldı. Kimin ne kadar karakterli olduğuna kamuoyu cevap versin. Evet. Seyhan Belediyesi'nin eski çalışanıyım.
Ulaşım AŞ'nin ondan önceki Halef Genel Yönetim Kurulu Başkanıyım. O kadar çok belge geliyor ki. Ama ben o şahısla ilgili bir şey yapılmadığı müddetçe bu mecliste mezar taşım dikilene kadar konuşmaya başkan, devam ediyorum. Başkan, bak sana da söylüyorum. Bak buradan net söylüyorum. Ben sana da söylüyorum. Buradan net söylüyorum. Başkanım, başkan bak müsaade buyur. Diyorum ki senin elinde olabilir. Başkasının elinde de bilgi belge olabilir. Bunu savcılığa vermeniz bizi mutlu eder. Biz verirseniz bize biz gider savcılığa. Zaten savcılık karar vermiş efendim. Biz gideriz savcılığa. Bitmiş veririz. Şu an istinafta olan ayrı bir şey ya. Belge geliyor gidiyor diyorsun ya bir ton. Bir ton. Şimdi orada mesela spor kulübü her sene denetleniyor. Yani orada denetim sonucunda bir herhangi bir şey mahkemenin çıkmamış. Verdiği bir sonra karar çıkabilir var, mi çıkabilir başkan. Bir şey demiyorum ben. Mahkemenin verdiği bir karar var. Şu an istinafta. Orada gıda kolisini eleştiriyorsan gıda kolisi Kurban Bayramı'ndan Ramazan'dan önce dağıttı. Yani ana yani, sözleşmesinde böyle bir görevi yok. Efendim başka bir şey bak şimdi eleştirdiğin şey şu. Ben oranın pandemi döneminde ekmeği kesilen, insanları kesilen, insanlara erzak götürmek hepimizin görevi. Efendim, ya. Sosyal hizmetler daire hepimizin başkanlığınız görevi. Var. Bunu yapacak kurumlarınız var, kuruluşlarınız var. Biz bir şeyden bahsediyoruz. Hayır, ayrı bir şey ben. Ya ona bak başka bir şey diyorum. Konuşuyoruz zaten. Allah Allah. Söylediklerim doğru değil. Son 10 yılda. Çarpıtıyorsun. 540. Başka ben neyse cevap vereceğim. Çarpıtıyorsun doğru değil. 540.926 konut üretti. Söylediklerimi aynen aktarmıyorsun. Yüz binlerce dar gelirli ailemize. Söyledim ben şimdi cevap vereceğim. Ev sahibimize yap. Söylediğimi aynen aktarmıyorsun. E tamam aynı şeyi tekrarlama verirsin cevap. Tamam peki. Allah. Bağırma şey. Sakin ol. Burada karşıda başkan oturuyor. Sayın başkan sürekli ben sözümüzü kesmeniz evet. Sizin hakkınızı ortaya koymaz. Evet. Ben burada dakikalarıyla, resmi rakamlarla, konuşuyorsun. Neyse, konuşuyor, her şeyini açıklıyorum. Tamam konuşuyor. Zaten rahat bırakıyoruz. Yarım saat konuşmaya hakkın yok. Bırakıyoruz, serbest bırakıyoruz seni. Bırak, çık istediğin kadar konuş.